Ya keşke şurayı göstermeseydim önce sizlere. Şeyi soracaktım. Sizce şu odanın fiyatı ne kadardı? Bu bir yurt odası. Özel yurt. Ve Çağlayan'daki bir apartın tek kişilik odasından bahsediyoruz. Kaç para diye soracaktım da artık zaten ifşa olduk. Bu oda 900 lira efendim. Şu odaya bakın. Yani şurada dönebilir misiniz? Bilemedim. Buradan kıyafet ne koyabilirsiniz onu da bilemedim. 2 metreye 1,5 metre mi? Yani bu kadar bir yer. Duvardan sadece 10 santim uzaklıkta yatağın mesafesi. Ve bakın Milliyet gazetesinin çarpıcı haberi. Öğrencilerin barınma sıkıntısını araştırdık diyorlar. Milliyet muhabiri Ozan Ömer Kadüker İstanbul'da bir öğrenci gibi kalacak yer aradı. Öğrenciymiş gibi okula girdi. Ancak ne uygun yurt ne de ev bulabildi. İşte Kadıköy'ün yaşadıkları. Bakalım bir neler yaşamış. Bütçemi yükselttim. Bütçemi 1000 lira olarak belirleyerek en başta emlakçılarla yurtların sitelerini inceledim. Şişli ve Kağıthane bölgesinde arayışa başladım. Ancak 1000 liraya merkezi hiçbir yerde ev bulamadığım için bütçemi 1500 liraya yükselterek emlakçılara gittim. Çoğunda kiralık daire yoktu. Vitrinleri bomboştu. Emlakçılar daha iyi bir evde oturmam için 2500 lirayı gözden çıkartmam gerektiğini söylediler. Ev arayışım hüsranla sonuçlanınca rotayı yurtlara çevirdim. Ortalama bir yurtta kalmak için yılda en az 20-25 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bütçemi aştığı için daha ucuz yurt arayışına girdim. Bunun sonucunda apart, öğrenci ve bekar evi adıyla farklı yerler buldum. Buralarda penceresi olmayan bir yatağın zor sığdığı ve neredeyse mezar kadar odaların ücretleri 1000 lira civarında. Valla bu kardeşimizi Ozan Ömer Kadüker'i tebrik ediyorum. Son derece çarpıcı ve Türkiye gerçeklerini yansıtan bir haber. Günlerdir sizlerden gelen mesajları zaten ben okuyorum. Hem o yurtta yaşanan sıkıntıları hem de fiyatların yüksekliğini ama bakın daha çarpıcı olamazdı herhalde. Allah bütün öğrencilerimize kolaylık versin gerçekten. Düşünsenize bir öğrenci adam akıllı sağlıklı bir yurtta kalabilmek için 2500-3000 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Ya bu adam öğrenci ya. Bir şey kazanmıyor ki. Bu adam yılda nasıl verecek bu parayı? 30-40 bin liraya. Kendi masrafı eklenecek üstüne. Yani gerçekten işi zor öğrencilerimizin. Allah kolaylık versin bir kez daha.